Okulumuzda 80 öğrenci olduğunu varsayalım. Çok az oldu değil mi? Neyse o halde bu okulun mevcudu olmasın, dönemimizin mevcudu olsun. Evet, dönemimizi popülasyon olarak değerlendireceğiz ve bu popülasyonunda 80 kişiden meydana geldiğini düşünelim. Anlaştık mı? Biz popülasyondaki boy ortalamasının ne olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. 80 öğrencinin tek tek boyunu ölçmek çok zor bir iş olacağından, basit rastgele bir örneklem oluşturmaya karar veriyoruz. Mesela 30 öğrencinin boyunu ölçebileceğimizi düşündüğümüz. İçin 80 öğrenciden 30 tanesiyle rastgele bir örneklem oluşturup bunların ortalama boyunu bulup bunun popülasyon parametresi yani popülasyondaki boy ortalaması için iyi bir tahmin olduğuna karar veriyoruz. Peki bunu yapmaya karar verdiğimizde bu 30 kişiyi nasıl seçebilir ve seçimimizin rastgele olduğundan nasıl emin olabiliriz dersiniz? Bu soruya farklı açılardan yaklaşabiliriz. Mesela, öğrencilerin her birinin ismini bir kağıda yazıp, kağıtları bir kutuya koyar ve kutudan 30 tane kağıt parçası çekebilirsiniz. Deneyelim mi? Öğrencilerden ilkinin adını bu kağıt parçasına yazdık. Evet, ikincisini buna derken bu şekilde devam edip toplam 80 tane kağıt parçası elde ediyoruz. Bu arada kağıtların hepsi aynı boyutta olmalı. Evet, bu kağıtların hepsini bir kutuya koyacağız. Bu yöntem her ne kadar basit görünse de basit rastgele bir örneklem oluşturmak için evet son derece etkilidir. Buraya da bir kutu ya da kase gibi bir şey çiziyorum. Evet kağıtların hepsini bu kutuya veya kaseye atacağız ve birinin gözlerini bağlayıp ee, kağıtların üzerinde yazan isimleri görmesini istemeyiz öyle değil mi? Evet birinin gözünü bağlayıp kaseden çektiği kağıtları geri koymadan 30 tane kağıt çekmesini isteyeceğiz. Kağıtları geri koymak istemiyoruz çünkü aynı ismi iki kere çekmememiz lazım. Çektiğimiz ilk 30 isim basit rastgele örneklemimiz olacak ve onların boylarını ölçerek popülasyonun boy ortalaması ile ilgili bir tahminde bulunmaya çalışacağız. Evet, böylece istediğimiz şeye ulaşmış oluruz. Buna ek olarak eğer bir bilgisayar ya da hesap makinesi kullanarak rastgele sayı üreten bir programdan ya da hesap makinelerindeki programlama dillerindeki rastgele fonksiyonlardan, örneğin e, zaman zaman mat.rand diye bir fonksiyon görebilirsiniz. Buradaki rent rastgelenin kısaltması ya da random diye kısaltılır. Bu fonksiyonlar size 0 ile 100 arasında rastgele bir sayı verirler. Ama bunları kullanırken her sayının seçilme olasılığının eşit olduğundan emin olmalısınız. Az önce bahsettiğim rastgele sayı üreten programlarda evet son derece faydalıdır. Ya da kendiniz 1 ile 80 de dahil olmak üzere 1 ile 80 arasından rastgele sayılar seçebilirsiniz. Öğrencilerin isimlerini alfabetik sıraya dizersiniz. Mesela ilk öğrencinin numarası 0 1 olsun. Rastgele sayı üreten bir program kullanıyorsanız doğrudan 1 diyebilirsiniz. ama ben şimdilik 2 basamak kullanacağım. Ee, ayrıca 2 basamak kullanmak az sonra kullanacağım teknik için de faydalı olacak. Sıradaki 0 2. Bu şekilde devam ederek, e, 79 ve 80'e kadar, geleceğiz. Bundan sonra rastgele sayı üreten programı kullanarak 1'den 80'e kadar sayı seçmeye başlayacağız. Aynı sayının gelmediğini varsayarak ilk 30 sayıyı rastgele örneklemimiz olarak kabul edeceğiz. Buna benzeyen ama biraz eski usul olarak değerlendirebileceğimiz bir başka teknik ise e, bu arada bunun zamanında çok kullanıldığını hatta günümüzde de zaman zaman kullanıldığını bilmelisiniz. Evet bu tekniğin adı rastgele sayı ya da basamak tablosudur. Bu teknikte de her öğrenciye bir numara verilmesi gerekir. Bundan sonra rastgele üretilmiş bir sayı listesi alırsınız. Diyelim ki elimizdeki liste bu olsun. Listenin bu şekilde uzayıp gittiğini de eklemek istiyorum. Listenin başından başlayarak 1'in ve 80'in de dahil olduğu sayılar arasından rastgele 30 tanesini elde etmek istiyoruz, öyle değil mi? Az önce de söylediğim gibi listenin en başından başlayarak ilk sayı bir bakalım 59'dur. 59 1 ile 80 arasında mı? Evet. Buradaki eğer 0-1 olsaydı ya da 8 0 olsaydı o da olurdu. Ama 0-0 ya da 8-1 olsaydı olmazdı. Anlaştık mı? Evet, seçeceğimiz ilk isim bu olacak. Ee, kaseden kağıt çekmeye benziyor değil mi? 59 kimin numarasıysa seçtiğimiz ilk öğrenci? Evet o. Devam edelim. Sıradaki... 2 e, sayı 8 ve 3, yani 83, 1 ile 80 arasında olmadığından bunu kullanamayacağız. Bundan sonraki 2 sayı, bir bakalım, 5 ve 9, 59, aralığımızda ama 59 numaralı öğrenciyi az önce seçtiğimiz için bunu geçiyoruz. Sırada 3 ve 7 var, 37 de aralığımızda ve daha önce gelen sayılardan biri değil. Sonra 0, 0 var. 1 ile 80 arasında olmadığı için geçiyorum. Ne yapmaya çalıştığımı anladınız değil mi? 9 1. Aralıkta değil. 2 3 23 aralıkta ve daha önce seçmedik. Artık anlaşıldığını düşünüyorum. Bu şekilde devam edip 30 tane sayı seçeceğiz. Şu ana kadar 3 tane seçtiğimiz için daha yolumuz çok var diyebilirim. Bu rastgele sayı seçmenin tüm yollarını içeren bir liste değildir ama size bir fikir verdiğini düşünüyorum. Bu noktada aklınızdan rastgele sayılar seçmeyi de düşünmüş olabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz tabii ama size bunu yapmamanızı öneriyorum. Çünkü insanlar rastgelelilik konusunda gerçekten çok ama çok kötüdürler. Demek istediğim siz rastgele olduğunu düşünseniz hatta bir yöntem uygulasanız bile daha sonra bunun rastgele olmadığını anlama ihtimaliniz çok yüksek. Gördüğünüz gibi rastgele örneklem seçmek için birden fazla yol var ve size bunların rastgele örneklem oluşturmak için en iyi yollar oldukları söyleyebilirim.